Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Bugün Türkiye'nin kahraman şehri, edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş, deprem bölgesindeki bütün şehirler gibi binlerce yıllık geçmişi olan çok sayıda kültür varlığına ev sahipliği yapıyor. Biz bunlardan iki tanesini ele aldık. Öncelikle edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ın Edebiyat Müzesi'ndeyiz. Burayı bize müzenin içerisinde bulunan yazıları yazan 3 kişiden biri olan Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi Kültür Daire Başkanı Serdar Yakar anlatacak. Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta Edebiyat Müzesi, geçtiğimiz yıllarda Amerikan Koleji olarak bilinen Kahramanmaraş Lisesi olarak da hizmet veren bu binada açılmıştı. Kahramanmaraş'taki Edebiyat Müzesi'ne en güzel isim 7 Güzel Adam ismi yakıştı. 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde öncelikle 7 Güzel Adam olarak isimleri bilinen Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Akif İnan, Alaaddin Özdenören gibi isimler bu müzede canlandırıldı. Yalnız bu müze sadece 7 Güzel Adam Müzesi değil, aynı zamanda bir edebiyat müzesiydi. Bundan dolayı da Türk tarihinin İslamiyet'ten önceki edebiyatı, İslamiyet sonrası edebiyatı, geçmişteki edebiyat akımları bu müzede yer aldı. 7 Güzel Adam dizisi televizyonda yayınlanmaya başladığında isimler üzerine çok tartışmalar yapıldı. 7 Güzel Adam kimdi? Kimisi işte Necip Fazıl Kısaküre'yi oraya koydu. Bir kısmı Sezai Karakoç'u, Nuri Pakdel'i buraya koydular. Ama Rasim Özdenören'in belirttiği ve yaşıt olarak da aynı dönemde edebiyatla uğraşan kişiler arasında Rasim Özdenören, Alaaddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Akif İnan gibi isimlerin yanına burada ilk defa Ali Kutlay ismine yer verildi. Ali Kutlay lise yıllarında Hamle dergisinde yazıları yayınlanan, daha sonra İstanbul'da yayınlanan Erik dergisinde yazıları yayınlanan bir isim olmasına rağmen lise sonrası üniversite hayatında yazı hayatını bırakmış bir isim. Ama buna rağmen Rasim Özdenören edebiyata ve hikayeye başlamasında öncelikle Ali Kutlay'a yer verir. Ali Kutlay ismi ve edebiyatımızdaki yeri bu müzede ilk olarak dediğimiz gibi yer almış oldu. Edebiyat müzemizde Kahramanmaraşlı ve işte dünyaca bilinen edebiyatçıların yanı sıra günümüzde yaşayan edebiyatçılara da yer verildi. Depremde kaybettiğimiz Oğuz Paköz, Yaşar Alparslan gibi isimler bu müzede yerlerini almıştı. Aynı zamanda halen hayatta olan uzun ömürler dilediğimiz Mustafa Okumuş Hocam, Arif Eren Bey gibi isimler de bu müzede yer almak. Müzenin bir diğer özelliği günümüzde yayınlanan, edebiyat dünyamızda yer alan edebiyat dergilerine de yer verilmiş olması. Alkış, Usare, Mevsimler gibi dergiler bu müzede yer almış durumda. Kahramanmaraş'taki ikinci durağımız 2000 yıllık tarihiyle 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden İkincisinin merkez üssü Elbistan'ın komşu ilçesi Afşin'deki Eshab-ı Kehf. Burayı da bize Eshab-ı Kehf'te görev alan, burası hakkında derin bilgi sahibi rehberimiz Ramazan Kıraç anlatacak. Kahramanmaraş, Afşin, Eshab-ı Kehf mağarası ve külliyesi. 1500 yıllık bir ziyaretgah ve onların uyuduğu dönemi de hesaba katarsak mağara içerisinde yüzyıllarca 2000 yıllık bir mekan. Miladi 1. yüzyıl Romalılar dönemi ve bir grup genç Hazreti İsa'ya aleyhisselama inanan büyük bir inanç mücadelesi veriyor ve inançlarını korumak için şehri terk ederek gelip bir mağaraya sığınıyor ve mağara içerisinde Allah'ın izniyle, emriyle uzun yıllar uyutuluyor ve uyandırılıyor. Öyle bir mucize ki asırlar süren bu uyku sırasında vücutlarında herhangi bir deformasyon, çürüme, yaralanma olmuyor. Allah-u Teala adeta onları bir zaman yolculuğuna çıkarar, birkaç asır sonrasına ulaştırıyor. Bu mucizevi olay Kur'an-ı Kerim Kehf suresi 9-26. Ayetlerde geçiyor ve aynı zamanda sureye adını veren kıssa halini alıyor. Mağara arkadaşları, mağara dostları, mağara sahipleri ya da mağara yarenleri eskilerin ifadesiyle ancak günümüzde en çok bilinen adlarıyla ve en evrensel isimleriyle duyururlar. Çünkü onların 7 kişi oldukları düşünülüyor ve literatürde Yemliha, Mikselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve
Kefeşte Tayyuş isimleriyle anılıyorlar. Yıllar süren uykunun ardından içlerinden biri olan Yemliha şehre gidiyor. Geçen zamanın farkında değil hiçbirisi. Çünkü vücutlarında herhangi bir fiziksel değişiklik yok. Hiçbir şekilde yaşlılık belirtisi ortaya çıkmamış. Hatta saçları, sakalları, tırnakları bile uzamadan yüzyıllar sonrasına ulaştırılıyorlar ve Yemliha'nın şehre gidip yiyecek alma telaşına düşmesiyle durum ortaya çıkıyor. Çünkü cebinde Dakyanus dönemine ait bir para var. Kendi döneminin parası. Ancak artık asırlar geçtiği için aradan bir antik para, eski bir para haline alıyor. Ve genellikle sembolik olarak fırıncı ve ekmektir aldığı yiyecek. Ekmeğin karşılığı o cebindeki gümüş parayı takdim ediyor satıcıya ve satıcı haliyle bu parayı nereden bulduğunu soruyor. Çünkü Roma döneminde definecilikle uğraşmak çok büyük ağır yatırımları olan bir suç teşkil ediyor. O yüzden Yemliha sorgulanıyor, kolluk kuvvetleri devreye giriyor. Ve Yemliha olan biten her şeyi anlatıyor başına gelen. Böylece anlıyor ki bütün insanlar aslında Yemliha doğru söylüyor. Birkaç yüzyıl öncesinden o zamana ulaştırılmış bir zaman yolcusu duruyor karşılarında kanlı canlı. Büyük bir mucize. Herkes bu mucizeye Yemliha öncülüğünde şahitlik ediyor. Tabii insanlar merak ediyor olayın detaylarını. Yemliha yalnız olmadığını söylüyor. Bütün insanları mağaraya davet ediyor belki de. Çünkü arkadaşlarına yiyecek götürmek zorunda bir an önce. Ve bütün insanlar Yemliha ile birlikte mağaraya kadar geliyorlar. Ve bu mucizeye şahit oluyorlar. Şahit oluşla birlikte ziyaret de başlıyor bulunduğumuz yerde. Evet, dünya üzerinde 39 tane Ashab-ı Kehf mağarası var. Bunlardan 4 tanesi Türkiye'de ilginç bir şekilde anılıyor. Mersin Tarsus, İzmir Selçuk, Diyarbakır Lice ve burası Kahramanmaraş, Afşin. Ancak tüm bu mağaralar içerisinde 39 mağara Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere onların uyumuş olma ihtimalinin en kuvvetli olduğu mağara olarak kabul ediliyor. Mağara önünde eski bir kilise var. Ayasofya mimarlarınca inşa edilmiş ve o kilise 446 yılında inşa ediliyor. Yani burası 446'dan beri ziyaret edilen dünyanın en eski Ashab-ı Kehf ziyaretgahı halini alıyor. Romalılar 3 tane yapı yapıyorlar. Sonra Selçuklular, sonra Dulkadiroğulları Beyliği, sonra da Osmanlılar birlikte tamamlanan bir kompleks halini alıyor ve 4 ayrı dönem, 4 büyük devlet, her devletin kendi dönemine ait yapılar yaptırmasıyla beraber toplamda 10 tane yapıdan oluşan bir komplekse dönüşüyor. İşte bu 10 yapıdan maalesef büyük depremler dolayısıyla ki 600'lü yıllarda büyük bir deprem biliyoruz bölgede. 1100'lü yıllarda ikinci büyük deprem Selçuklular zamanında. Üçüncü büyük deprem 1500'lü yıllarda çok çok daha büyük ve şiddetli. Ve son depremde malum yaklaşık bir yıl önce vuku bulan 7 nokta küsür şiddetinde iki ayrı üstelik 3-5 saat arayla iki büyük deprem. İşte bu depremlerle birlikte haliyle yıkılıyor 4 tanesi ve günümüze ulaşanlar 6 tane hali hazırda. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki dünya üzerindeki Ashab-ı Kehf mağaraları içerisinde yine de 4'ü yıkılmasına rağmen 6 tane yapıyla bile tek külliye, tek mağara. Çünkü diğer mağaralara baktığımızda birden çok yapıları bir arada görmüyoruz. O yüzden de literatürde asıl mağara olarak kabul ediliyor. Günümüzde popüler bir mağara. Çok önemli bir ziyaretgah. Yıllık yaklaşık 100-150 bin ziyaretçisi olan bir yer burası. Hem yurt içinden hem yurt dışından birçok insanlar bu mağarayı ve onların o mucizevi olayına şahit olmak için bölgeye geliyor ve mağarayı ziyarete devam ediyor. Ashab-ı Kehf mağarası önündeyiz. Kur'an-ı Kerim Kehf suresi 9-26. Ayetlerde anlatılan kıssa. Pagan Roma dönemi, putperestliğin hakim olduğu bir zaman, kuvvetle muhtemel miladi 1. yüzyıl Hazreti İsa Aleyhisselam'dan hemen sonraki dönem ve bütün insanlar inançlarını özgürce yaşamak için büyük bir çaba sarf ediyor. İşin kötüsü, on binlerce insan katlediliyor. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra baskı altında tutulan İsevilik birçok insanın katledilmesine sebep oldu. O bölgelerden birisi de burasıydı. Orta Anadolu'nun güney kısmı, Orta Anadolu'nun üst kısmına doğru Diocletianus isminde bir kaiserin bu sefer zulmüne maruz kaldı. Binlerce İsevi'yi öldürdü, katletti. Miladi 1. yüzyılın sonunda kuvvetle muhtemel 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda ve Diocletianus, biz Bakyanus diyoruz, Türkçeleşmiş haliyle zaman içerisinde. Tabii mağara arkadaşlarına da musallat oldu. Aynı zamanda mağara arkadaşları ve kendisinin yardımcıları durumundaydı. Ve bu özellikleri dolayısıyla birçok İsevi gibi hemen öldürülmediler. Onlara zaman tanındı. Çünkü önde gelen yöneticiler konumundaydılar. Belki de aristokrat sınıfındandılar. Zaman verildi ve Ninova eski adıyla, şimdiki adıyla Musul bölgesine gitti Diocletianus ve dönene kadar inançlarından vazgeçmelerini istedi mağara arkadaşlarına. Ancak mağara arkadaşları inançlarını o kadar sabittikler ve o kadar Allah'a bağlıydılar ki kesinlikle böyle bir niyetleri yoktu ve mecburen şehri terk etmek zorundaydı. Çünkü ölümle tehdit edilmişlerdi Dakyanus tarafından. Kehf suresi 9. ayet, 26. ayete kadar olan bölüm 18 ayetli kısım bu olayı bize en önemli detaylarıyla herhangi bir tarihi detay vermeden aslında zamanın, mekanın ve diğer belki de insana lazım olmayan detayların dışına çıkararak bütün insanlığı çok önemli mesajları ön plana getirerek anlatıyor. Toplam 18 ayet Kehf suresinin ilk kıssası olan Ashabul Kehf orijinal tabirle Türkçe
İsim tamlaması olarak okursak mağara arkadaşları. Yedi uyurlar sonradan isimlendirilmiş. Yedi kişi oldukları yönde güçlü tahminler var çünkü. İsimlerini tekrar söylüyorum. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Jazenuş ve Kefeşte Tayuş. Kıtmir, köpeklerin adı onlarla birlikte. Belki de aynı süre boyunca ama uyanık ama uyuyarak mağara önünde bulunan bir hayvan. Özel bir hayvan. Kıtmir'in özel bir yeri var. Hem İslam literatüründe hem dinler tarihi bölümünde işin. Ve Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden tutun da Molla Camii'ye kadar Kıtmir'e dair o kadar çok şey söylüyor. Yazıldı ki hem divan edebiyatı hem halk edebiyatı hem tasavvuf edebiyatında özel bir yere konan köpek tabii aynı zamanda cennette bulunacak hayvanlar arasında sayılıyorlar. Biliyorsunuz diğer birkaç hayvan daha var. Peygamber Efendimizin devesi, Üzeyir Aleyhisselam'ın eşeği vesaire. Dolayısıyla işte köpek Kıtmir de onlara dahil ediliyor. Bir insan grubuyla birlikte olan bir hayvan asli görevin dışına çıkıyor ve Allah'a olan sevgisi, yakınlığı ve görevi icabı mağara arkadaşlarını korurcasına mağaranın önünde hiç ayrılmadan belki uzun yıllar boyunca uyuyarak ya da uyanık bir şekilde bekletiliyor. İşte böyle ilginç ve mucizevi bir olay. Metafiziksel bir olay aynı zamanda. Hibernasyonun en güzel örneklerinden biri. Çünkü hayasal fonksiyonları en aza indiriliyor Allah tarafından ki hayvanların kuş uykusu bunun en güzel örneklerinden biridir. Kalplerinin atışını bile almanız mümkün değil göğüslerine ellerinizi koyduğunuzda. Böyle enerji sarfiyatı minimum düzeyde koruyarak yüzyıllarca Allah-u Teala tarafından adeta bir zaman yolculuğu yaptırılıyor kendilerine ve uyandıklarında sadece birkaç saat geçtiğini zannediyorlar. Bu mağara yönünün 17. ayetteki tarifi en uygun mağara olduğu kabul ediliyor 39 Ashab-ı Kehf mağarası içerisinden. Aynı zamanda en eski kilise kalıntıları yine bu mağara önünde yer alıyor ve özel bir bilgi Hristiyanlık sanat tarihi kaynaklar bunu net bir şekilde söylüyorlar. 446 yılında İstanbul'dan buraya gönderilen 2. Theodosius tarafından Ayasofya mimarları, 2. Ayasofya'nın mimarları buraya gelip Yedi Uyurlar Kilisesi'ni inşa ediyorlar. O yüzden buradaki mihrap hemen mağaranın kuzey duvarında yer alan eski Kaya Kilisesi'nin mihrabı olduğu kabul ediliyor ve 446 yılına tarihlendiriliyor. Buradaki en eski kalıntılardan biri Ayasofya mimarlarının buraya Yedi Uyurlar Kilisesi yapması dönemin yani Doğu Roma zamanında yöneticilerin buraya ne kadar önem verdiğini ortaya koyuyor. İşte literatüre baktığımız zaman 446'dan beri ziyaret edilen ikinci bir Ashab-ı Kehf mağarası yok. Diğer mağaralara baktığımızda sonraki yüzyıllarda anılmaya ve Ashab-ı Kehf'e izafe edilmeye başladıklarını görüyoruz makam anlamında. Ancak asıl nokta yani makam dışı asıl hadisenin gerçekleştiği yer ise birçok kaynakta, sayısız kaynakta Efsus şehri, Afşin'in eski adıdır. Kuzey Maraş'ın bölgesi, Dakyanus'un payitahtının olduğu bu şehir olduğu kabul ediliyor. 6 tane yapıdan oluşan bir kompleks mağara arkadaşlarına ithaf edilen Ashab-ı Kehf Şerif Külliyesi, Selçuklular, Dulkadiroğulları Beyliği, Osmanlılar ve öncesinde tabii ki Doğu Roma. Doğu Roma 3 tane yapıyla, Selçuklular ilave 3 yapıyla ve Dulkadiroğulları yine 3 yapıyla külliyenin yapımına dahil oluyor. Ve son noktayı da Osmanlılar zamanında Kanuni Sultan Süleyman döneminde koyuluyor. Millet Çelebi Mescidi Osmanlılara ait tek yapı bulunduğumuz yerde. Dolayısıyla toplam 10 yapıya ulaşılıyor külliyeden. Ve bu 10 yapıyla yine tekrar ediyorum Ashab-ı Kehf mağaraları içerisinde en çok yapının bir arada bulunduğu mağara haline alıyor. Ashab-ı Kehf'e atfedilen bu mekan Selçuklulara ait olan 3. ana yapı olan Han'ı görüyoruz hemen arkamızda. Alaaddin Keykubat yaptırmış 1234 tarihinde ve Ashab-ı Kehf mağarası bölümüne inşa edilen Selçuklulara ait 3. ana yapı. Halep'ten Kayseri'ye giden tüm kervanlar, aynı zamanda bölgemize gelmiş olan tüm ziyaretçiler, böylesi güzide bir mekanı, önemli bir mekanı ki bir dönem Mekke, Medine, Kudüs ve Ashab-ı Kehf böyle 4. 5. sırada olan bir dini merkez olduğunda özellikle altını çizmek istiyorum. Özellikle haca gitmeden önce, haçtan geldikten sonra birçok insanın soluğu burada, Anadolu ve dünyanın birçok insan buraya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Alaaddin Keykubat böylesi önemli bir mekanı han yaptırarak gelen ziyaretçilerin misafir edilmesine olanak sağlıyor. Yaklaşık 160 kişilik külliye çalışanlar içerisinde 30-40 kişilik bir çalışma ekibi burada bulunuyor ve Ashab-ı Kehf mağarasını ziyaret için gelen tüm ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Tipik bir Selçuklu hanıdır. Tabi orijinal doku büyük ölçüde bozulmuş ama genel hatlarıyla ve özellikle planı itibariyle günümüze ulaşan bir Selçuklu yadigarı Alaaddin Keykubat, kardeşi İzzettin Keykavus gibi o da Ashab-ı Kehf mağarasının burada olduğunu düşünüyor. Rivatül Mübarek Cami-i Şerif İzzettin Keykavus tarafından yaptırılırken Alaaddin Keykubat da hanı yaptırıp 3 tane yapıyı buraya dahil etmiş oluyor. İki kardeş İzzettin Keykavus ve Alaaddin Keykubat kardeşler. 12 odası
300 hayvan alacak büyüklükte kocaman bir ahırı bulunan, üstü açık hanlar sınıfına dahil hanlardan biri aynı zamanda burası. Adanın ribat olduğu nadir sayıda handan biri Anadolu'da inşa edilen, aynı zamanda üstünün açık olmasında burada medrese eğitiminin de verildiği bir dönem gerçeğini ortaya koyuyor. Öyle bir mekan ki önemli bir ilim merkezi, önemli bir ziyaretgah, aynı zamanda önemli bir ticari merkez haline geliyor. Çünkü Halep'ten Kayseri'ye, Yabanlı pazarına giden Selçuklar zamandaki tüm tüccarlar Maraş'tan geçerken böyle bir mekan görülmeden gidilmez diye mutlaka yönlerini bu tarafa çeviriyorlar. Tabii gelmişken ticaret, ziyaret hepsi bir arada. Her şey bir arada bulundu. Müthiş bir kompleks. İşte Ashab-ı Kehf Mağarası, işte Ashab-ı Kehf Külliyesi. Muazzam bir kompleks ve UNESCO Kültür Mirası koruma alanı ilan edilen, şimdilik geçici listede bulunan mekanlardan biri. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki aylarda ya da yıllarda asıl listeye girecek ve kültür mirası listesinde yer alarak da aynı zamanda bütün dünyanın tanınması mümkün hale gelecek mekan. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında, on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden, kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde, kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.